Hiç endişeniz olmasın. Biz Rabbimizden başka kimsenin huzurunda eğilmedik eğilmeyiz. Rabbimizin huzurunda rükuda eğildik. Hiçbir beşeri güç bizi eğdirtemedi. Çok engellerle karşılaştık. Rabbimin lütfuyla hepsini açtık. 15 Temmuz'da bunlar ne yaptılar biliyorsunuz. Asker kılığına bürünmüş bu FETÖ'cü teröristler bizi esir alacaklarını sandılar. Ama bilmiyorlardı ki ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Hesapların üzerinde bir hesap var. O da Rabbimin hesabıydı. Onlar bu hesabı düşünmediler. İşte millet o hesabı ne yaptı? Bozdu. F-16'lar ne oldu? Helikopterler ne oldu? Tanklar ne oldu? Toplar ne oldu? Silahlar ne oldu? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından diye. İşte benim milletim bunun gereğini yaptı. Benim milletim imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman başka bir şey. Ve milletim onu yaptı. Onun için de yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Öyle mi? Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. İşte bu millet bunu yaptı. Ve bu millet o münafıklar sürüsüne elhamdülillah bu toprakları dar etti. Çünkü biz şuna inanmıştık. Tek millet demiştik. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnağı, Arnavut'u 80 milyon tek millet. Ve tek bayrak. Şu bayraktan başka bayrağımız yok. Affedersin, bu ülkede paçavraları bu milletin karşısına çıkaranlar kusura bakmasınlar, tutunamazlar. Bu bayrak şehidimizin kanından rengini aldı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. 3.780.000 km² ile tek vatan. Bu vatanı parçalamaya kalktılar. Asla. Asla. Şehitlerimiz oluyor. Şüphesiz ki taşı bağrımıza basıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada tüda. Bu topraklar tarla değil, vatan vatan. Bunu böyle bilirsiniz. Ve dördüncüsü tek devlet. Öyle paralel devlet, paralel devlet yok. Tek devlet. Nerede? Pensilvanya'da. Hadi gel. Gel. Hani kuyruğuna takılmış olanlar, niye kaçıp gidiyorsun? Hepsi dünyanın bir yerine savruldu. Kaçıyorlar. Dağıldılar. Ya siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız, bunu bilesiniz. Çünkü
bu şehitlerimizin hakkını alacağız. Gazilerimizin hakkını alacağız, bunu bilesiniz. Bu konuda hep söyledim. Aynı yerdeyim. Aynı yerdeyim. Çünkü kardeşlerim, bu şehitlerin varisleri eğer idam istiyorlarsa, bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Şu anda bu işin yolu şu: parlamento. Parlamentoda, Sayın Başbakan burada. Grup belli. Aynı şekilde muhalefette CHP, Milliyetçi Hareket Partisi, onlar da ortada. Ve parlamentodan böyle bir karar çıktığı anda, bak şimdiden ilan ediyorum, bana geldiğinde ben bu kararı onaylarım. Çünkü o şehitlerin hakkı öyle kolay kolay ödenmez. Bekara karı boşamak kolaydır. Biz gözü yaşlı analarımızı dinledik. Babaları dinledik. Eşlerini, yavrularını dinledik. Öyle kolay mı ya? Neymiş? George şöyle der. Hans böyle der. Beni ne George ilgilendirir, ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet ilgilendirir, bu millet. Benim milletim neden? Allah ne der? Biz buna bakarız. Görevimiz bu. Kardeşlerim, Kayseri bizim canımız ciğerimiz. Niyaz ediyorum. Kardeşlerim, şair ne diyor? İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu ya istiklal ya ölüm iradesinin benliğinde tüm canlılığıyla yaşadığını 15 Temmuz'da bir kez daha göstermiştir. Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin evlatlarının karşısında durabilecek bir güç yok. Kardeşlerim, kardeşlerim, birilerinin artık cesaretinin tamamen söndüğünü sandığı, kurşun sesini duyunca dağılıp giderler dediği bu asil millet, mangal gibi bir yüreğe sahip olduğunu cümle aleme göstermiştir. PKK terör örgütünü kullanıp ülkemizi bölemeyenlerin sırtımızı PKK'ya, Kandil'e, PYD'ye dayayanlar, kaldırın dokunmazlıkları dedikten sonra hapse girince de feryat etmeye başladılar. Ne oldu? FETÖ terör örgütü vasıtasıyla tüm Türkiye'yi işgal planı milletimizin sinesine çarpıp darmadağın oldu. Kardeşlerim, yeter ki dimdik duralım. Evelallah hırsa gideceğiz. Şimdi ben bu safhada işte
tankla, tüfekle, F-16'larla, helikopterlerle bizi yıkamayanlar, şimdi ekonomik darbeyle nasıl yıkarız bu yola girdiler. Şimdi ben Kayseri'den, her gün yapıyorum, bugün buradan da yapıyorum. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şimdi kardeşlerim, yastık altında dövizi olan kardeşlerim, doları, avrosu olanlar, diyorum ki bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Buna hazır mıyız? Türk lirasına bunları döndürüyor muyuz? Döndürün Türk lirasını. Milliyiz biz. Yerliyiz biz. Bizim Türk liramız bereketlidir. Karşılıksız para basıyorlar. Biz karşılıksız para basmıyoruz. Onun için benim milletim, bak şurada hemen 3 gün 4 gün içerisinde yastığının altında ne var ne yok Türk lirasına çevirmeye başladı. Televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Ne diyorlar? Benim param var ya. Benim Türk liram var ya. Ben Türk lirası varken niçin bunu kullanıyorum ya? Şimdi gittim Türk lirasıyla bunu değiştirdim. Bu arada biz Rusya, Çin, İran buralarla da alışverişlerimizi yerli parayla yapmak üzere adımlar attık. İnşallah yarın akşam başbakanımız Rusya'ya gidiyor. Ve salı günü orada görüşmeleri var. O bölgede dolaşacaklar. Oralarla ticaretimizi yerli parayla yapmanın adımlarını atacağız. Yani onlardan bir şey alıyorsak onların parasıyla. Onlar bizden alırken bizim paramızla alışveriş yapacaklar. Merkez bankalarımızda talimatı verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak. Bu oyunların karşısında biz de kendi oyunumuzu oynayacağız.